En önemli gıdalardan yumurta, herkesin bildiği gibi. 11 Ekim'de yumurta günümüz olarak dünyada kutlanıyor. Bence çok önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Yumurta hem en sağlıklı, hem en ekonomik, hem de kolay üretilebilir. Çevre dostu bir ürün. Yumurtanın içinde bildiğiniz gibi her türlü vitamin, mineral ve özellikle amino asitler büyük miktarda var. Bir yumurta sonradan bir canlıyı meydana getiriyor. Dolayısıyla bu yaratılırken bu şekilde yaratılmış ve insanların da en önemli gıdası olmasının nedeni de bu. Yumurta şu an için ve uzun süre bu böyle olacak. Dünyada en ekonomik protein ürünü. Bunu bir sürü ürünlerle, etlerle, işte baklagillerle neyle karşılaştırırsanız karşılaştırın. En ucuz 100 gramlık proteinin yiyebileceğiniz ürün. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki dünyada her zaman için gıdanın önemi çok fazla ve gelecekte de işte insanların beslenmeleri, doğru beslenmeleri, sağlıklı beslenmeleri için hangi ürün derseniz yine yumurta ve tavuk etini söyleyebiliriz. Niye böyle? Yumurta çünkü tamamen ileriye dönük de bakarsak sürdürülebilirliği ve çevre dostu bir ürün. Onu da şöyle özetleyebiliriz. Mesela bir kırmızı eti üretmek için salınan karbon miktarı 12 iken yumurta için salınan karbon miktarı bunun 10'da biri kadar. Bu çok önemli. Bu son zamanlarda gündeme gelen iklim değişikliklerinden dolayı herkesin çok dikkatle takip ettiği bir konu. İkincisi, bir yumurtayı üretmek için harcadığınız su ile kırmızı eti üretmek için harcadığınız su arasında yine 1/3 oranında fark var. Bütün bunları topladığımızda dünya nüfusu artıyor. İleriye dönük tabii ki dünyanın iklimini de korumamız lazım. Sürdürülebilirliğini ve çevreyi de korumamız lazım. Dolayısıyla en tercih edilebilir ürün olmaya devam edecek. Bunun dışında dünyada bütün istatistiklere bakarsanız şu an dünyada yumurtanın insan başına tüketimi ortalama 100 civarında. Ama gelişmiş ülkelere geçtiğimizde bu Japonya, Amerika, Meksika gibi ülkelerde 400'e kadar bir senede kullanım miktarı artıyor. Şimdi Türkiye'ye gelirsek şu an hala 200'ü bulabilmiş değiliz. Türkiye'de 100 milyon yumurta tavuğu var, sürekli yumurtlayan, büyüyenler hariç. Bu 100 milyon yumurta tavuğundan yaklaşık senede 18 milyar yumurta elde ediyoruz. Bu 18 milyar yumurtanın yaklaşık 2 milyarı ihraç oluyor. Yani dolayısıyla içeriye 16 milyar civarında bir yumurta tüketiliyor. Türkiye'nin nüfusunu artık yaklaşık 100 milyon gibi hesaplarsak ortalama bizim yediğimiz yumurta miktarı 150-160 civarında. Bunu mutlaka arttırması lazım Türkiye'nin. Çünkü gelecekte planlanan dünyada hiç tartışmasız 300 yumurtaya kadar çıkacağı planlanıyor. Niye? Söylediğim gibi hem ekonomik hem sağlıklı. Şimdi bunu nasıl sağlayabiliriz? Üretimi arttırmamız lazım. Bugüne kadar Türk tavukçusu kendi çabalarıyla kazandığı paraları yatırıma çevirerek buraya gelebildi. Ama ne yazık ki çok büyük oranda desteklendiği söylenemez. Kaldı ki yumurta tavukçuları destekten ziyade köstek olunmamasını istiyorlar. Üretimini arttırmak istiyor. Tabii dolayısıyla üretimini arttırmanın çözümlerinden bir tanesi para kazanması lazım. Para kazandığı zaman yatırıma yönelir ve üretimi ancak bu şekilde arttırabiliriz. Ama ne yazık ki bu zaman zaman çeşitli nedenlerle, çeşitli sebeplerle engelleniyor. Bence yumurta tavukçusunun önü hem devlet tarafından hem kamuoyu tarafından açılması lazım.
hep zorluklarla mücadele ediyor. Zaten meşakkatli bir iş. Tamamen doğa içinde bir üretim yapıyorsunuz. Her şeyi çok ciddi, biyogüvenlikli şirketlerimiz zaten mevcut. Ama doğada çalıştığınız için rüzgarla bile gelebilecek riskler var. Dolayısıyla yumurta tavukçusu bence çok meşakkatli ve takdir edilir bir iş yapıyor. Bunu hiç göz ardı etmemek lazım, desteklemek lazım. Tabii ki tavuk üretiminde en önemli ham madde mısır. Dolayısıyla Türkiye'de gerçekten mısır üretimi her gün artıyor. Ama görünen şu ki bu artışın devam etmesini sağlamak lazım. Bunu da sağlamak için yine çiftçiye gidiyoruz. Çiftçi Türkiye'de olmazsa olmaz, arkasında, yanında olmamız gereken bir grup. Yani onlar üretmediği müddetçe bizim hayvancılığın da gelişmesi ve kapasitesinin artması mümkün değil. Dolayısıyla çiftçiler de zaten hakikaten bugün için en önemli üretim kollarından biri. Para kazanmaları lazım. Para kazanmaları için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Tavukçular para kazandığı müddetçe her zaman modernizasyon yatırımlarına para harcayacaklardır. Bu da verimliliği getirir arkasından ve kapasite arttırımını gideceklerdir. Dolayısıyla tavuk yumurtası olmazsa olmazımız, mutlaka yanında durmalıyız. Bugünü kurtarmak için değil, ileriye dönük makro düşüncelerle çok büyük oranda desteklenmeleri lazım. Burada tabii bir sürü desteklenmesi için detayda yapılacak işler var. İşte imar planlarının tavuk kümesleri için özel olarak planlanması lazım. Bunun dışında ihracatta her zaman ihracat bir denge unsurudur. Bu konuda hiçbir zaman kısıtlamalar, önlemeler olmaması lazım. Yurt dışında yeni pazarların açılması için zaten devlet olarak yeteri kadar destek veriliyor. Bunların sürekli olması lazım. Bunları yapmazsak gelecekte geleceğimiz yer bugün kırmızı ette yaşadığımız sıkıntıların benzerini yumurta ve beyaz ette de yaşayabiliriz.